Bir insan ne kadar aşık olabilir ki? İnsanı sevdiğinden ayıran da, ona kavuşturan da aynı şey olabilir mi? Kim o da bu hafta? Aşkla Yetişen Sanat. Meral Okay. Kasım 1959'da ailesinin ikinci çocuğu olarak Ankara'da doğdu Meral Okay. Hakim subay olan babasının mesleğinden dolayı şehir şehir dolaşarak yaşadı çocukluğunu. Üniversite yıllarına girdiğinde ise siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumaya başladı. Hayatının aşkını aynı yıllarda buldu ama henüz farkında değildi. Yıllar sonra o günleri anıp biz başımıza aşkın taşının düştüğünü bir mevsim geçtikten sonra fark ettik diyecekti. Sanat dünyasının kapısından geçmeden evvel 5 yıl boyunca devlet memurluğu yaptı. 25 yaşında kariyerinde yükselirken gelen bir haberle vazgeçti her şeyden. İstanbul'a gelip Günaydın gazetesinde çalışmaya başladı. Sonraları İletişim Yayınları'nın kuruluşunda ve Playboy dergisini çıkaran ekipte bulundu. Aynı dönemde Yaman Okay da Sürü filmi için İstanbul'daydı. Yaman'ın Meral'i yalnız bırakmak istememesi, kendi tabiriyle ona sahip çıkmaya kalkması gecikmiş bir aşkın yeşermesini sağladı. Aşkın bir sızma hali olduğunu Yaman'la öğrendi Meral. Evi düzenlerken fark ettim. Bir de baktım ki benden çok Yaman'ın eşyaları var. Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Zaman içinde ölümün dahi engel olamayacağı bir tutkuya dönüştü bu aşk. Yaman ile değişen çevresi Meral'in daha da gelişmesine sebep oldu. Siyasetten sanata, her camiadan dost edindi. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi'nin üyesi ve iş yeri temsilcisi olan Meral Okay, bu dönemde yaşadığı deneyimleri çevresindekilere aktardı. Bir yanında yaşadığı aşkın tutkusu Yaman, diğer yanında en büyük dostu Sezen Aksu olunca senaryolar ile kısıtlamadı kendini. Tüm Türkiye'nin diline dolanan şarkılar yaptı. Masum Değiliz, Adı Bende Saklı, Yine Mi Çiçek parçalarını yazdı. Yazdığı her satırda 1984 yılında dünya evine girdiği Yaman'dan bir parça vardı kuşkusuz. Yüzyılın aşkı olarak nitelendirildi bu ilişki. Uğruna şarkılar yazdırdı Meral'e. 93 yılının Şubat'ında Yaman Okay'ın pankreas kanserinden vefat etmesi, Meral'in onu hep aynı heyecanla sevmeye devam etmesi onların sonsuz aşklarının kanıtıydı. Yaman çok renkli ve heyecanlı bir adamdı. Ben derdim ki, Tanrım bu adam ne zaman yorulacak diye. Meğer acelesi varmış. Her şey o kadar yoğun, hızlı ve coşkulu yaşıyor ve yaşatıyordu ki büyüleyici bir şeydi bu. Böyle anıyordu sevdiğini. Bir lunapark gibi sevdalık yaşadım diyen Meral'in atlı karıncaları ve dönme dolabı durmuştu bu ölümle. Aşıktı hala ama en zoru bir ölüye aşık kalmaktı. Eşinin ölümünden sonra diziler, şarkılar yazarak devam etti hayatına Meral Okay. Oyuncu ve yapımcı oldu, senaristlik yaptı. Beynel Miller filminin yapım koordinatörü ve oyuncusu oldu. Yayınlandığı dönemde herkesçe merakla izlenen Asmalı Konak, Bir Bulut Olsam ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizileri yazdı. Sol göğsünün üstündeki şişliği fark etti ama dikkate almadı. Kanserdi Meral, tıpkı sevdiği adam gibi. Timur Savcı'nın durumu öğrenmesiyle yoğun bir tedavi sürecinde buldu kendini. Dostu Sezen Aksu hep destekçisi oldu. Bu süreçte akciğer kanseri olduğu anlaşılmıştı. Herkes onu güçlü bir kadın olarak görüyordu. Tedavisi iyiye gitti ve kemoterapisinin biteceği zaman çok sevdiği Deniz'le iç içe olmak, yüzmek istiyordu. Bir vasiyeti vardı saygı duyulmasını ve yapılmasını beklediği. Vefat ederse yakılmayı ve küllerinin o çok sevdiği denize savrulmasını istiyordu. Olmadı. Onu sevdiğinden ayıran kanser yıllar sonra kavuşturan oldu. Yaman'ın aşkı, Sezen'in dostu Meral Okay 9 Nisan 2012'de hayatını kaybetti.